kimi zaman alevlerle mücadele ediyor, kimi zaman da enkaz altında hayat belirtisi arıyorlar. Bazen de olmadık bir yerde mahsur kalan bir kedinin yardımına koşuyorlar. Onlar kahraman ve cesur itfaiyeciler. Malatya Büyükşehir Belediyesi Darende İtfaiye Amiri olarak görev yapıyorum. Darende İtfaiye Amirliği'nde 15 personel ve 3 araçla birlikte Darende'nin 67 mahallesi ve komşu ilçelerin yakın mahallelerine gerek görüldüğü takdirde hizmet vermekteyiz. İtfaiyeciler tehlikeye düşmüş her canlı için 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Her sabah saat 9'da vardiya değişim saatidir. Göreve gelen itfaiyeci ekibi burada bulunan araçları, araçların içerisindeki ekipmanları hepsini tek tek kontrol ederler. Tüm mekanizmanın çalışıp çalışmadığı, çalışmayan bir aksak durum varsa o aksağın giderilmesi konusunda gereken işlemler yapılır. Daha sonra itfaiyeci duamız vardır. Her sabah tehlikeye düşen canlılar için, kimsenin daha doğrusu tehlikeye düşmemesi için dua ederiz. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, tehlikeye düşmüş olan her canlının, özellikle küçük bir çocuk ya da yaşlı birinin imdadına geç kalmadan yetişebilmemiz için bize güç ver. Amin. Yangınla mücadelede bilgi, teknik ve tecrübemizi arttır. Amin. Sevgimizi, cesaretimizi ve inancımızı eksiltme. Amin. Pirimiz İbrahim peygamberi yanmaktan koruduğun ilahi emrin sığına bizleri de dahil et. Amin. Vatanımızı ve Malatya'mızı her türlü tehlikeden ve yangından muhafaza eyle. Amin. Kaderimizde görev başında ölmek varsa çocuklarımızı, eşlerimizi ve yakınlarımızı koru Allah'ım. Amin. Amin, amin, amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Tüm geçmişlerimizin ruhu için Allah rızası için Fatiha. Her gün spor saati vardır. Spor saatinden sonra dinlenme saatleri var mutlaka. Günlük eğitim saatlerimiz var. Her gün mutlaka eğitimlerimiz var. İtfaiyeciler için şöyle bir söz vardı. Siz canınızı kurtarmak için kaçarken malınızdan, biz malınızı kurtarmak için vazgeçeriz canımızdan. Yani sizin kaçtığınız yere biz koşarak gidiyoruz. O yüzden itfaiyecilere karşı duyarlı, onların yaptığı kutsal, dualı mesleğe karşı biraz daha halkımızın duyarlı olmasını ve itfaiyecilere biraz daha yaptığı işte yardımcı olmalarını diliyoruz. Bütün yaşadığımız olaylar aşağı yukarı şöyle baktığımızda acı. Hepsi çok acı. Yakın zamanlarda bir yıl kadar oldu. Bir otobüs kazası yaşandı Darende'de. Otobüs kazasında 8 kişi vefat etti. Ve de olaya yine ilk ekip olarak bizim müdahale etmemiz gerekti. İstirahatte olduğum bir gündü. Sabah saat 6.30-7 sıralarıydı. Ekip amirim haber verdi. Diğimde insanlar otobüsün altında kalmışlardı. İçeriye girmeye de çok cesaret edebilen kimse yoktu. O otobüs yan yatmış bir şekildeydi. İçeri girdiğimde içerisi dışarısından daha kötüydü. İnsanlar birbirlerinin üzerlerindeydi. Kolları kopan, etleri kopan, asfaltta sürüklendiklerinden dolayı camların kestiği, her yerde kan kokusu, inanılmaz derece zor bir olaydı. Daha sonrasında da yemek yediğinizde
herhangi bir sofraya oturduğunuzda bu aklınıza geliyor. Uykumuza, ailemize karşı durgunluğumuza, hareketlerimize, sosyal yaşantımıza çok etkisi oluyor. Bize tepkiler her zaman ilk etapta biraz kızgın olabiliyorlar. Nerede kaldınız, nasıl kaldınız? Ama olayı bitirdikten sonra, müdahale ettikten sonra, can, mal güvenliğini aldıktan sonra bize tabii ki minnettar oluyorlar, teşekkür ediyorlar. Biraz duygulanıyoruz. Sevincimiz ikiye katlanıyor yardım ettiğimizde. Eşim beni sabahleyin evden çıktığımda tekrar görecek miyim, göremeyecek miyim diye evden zaten bir hüzünle çıkıyoruz. Tekrar görecek miyim? Sabahleyin de eve geldiğimde tekrar nöbet çıkışında geldiğimde sevinçle ne yaptın, kimin hayatını kurtardın, kimin canına, malına zarar gelecekti, onları kimleri kurtardın? Sevinçle karşılıyor bize. Geldikten sonraki tüm ihbarlarda yangın olsun, kaza olsun, mutlaka tanıdığımız biri bizimmiş gibi tüm olaylara canla başla en hızlı bir şekilde müdahale etmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Ben bu mesleği 8 aydır yapıyorum. Yaptığım meslek insanlara faydalı bir meslek. Bu yüzden mesleğimi seviyorum. Bu işe başlayınca bu işin bu kadar insanlara faydalı olduğunu biliyordum ama hani işin içine girince biraz daha iyi kavradım ne kadar faydalı olduğumuzu. Hani insanların malına, canına zarar gelince biz bunu korumak, engellemek amacıyla canla başla müdahale edince ve sonuç alınca ayrı bir mutlu oluyoruz, ayrı bir huzur oluyoruz. Hani olaydan geri daireye dönünce sevinç, neşe içerisinde dönüyoruz.